İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri de dua etmektir. Dua çok özel ve tamamen Allah ve onun arasında geçmektedir. Bazı durumlarda duanın kabul olup olmadığını merak etmişizdir. Gelin kabul edildiğini gösteren ve duası kabul olmayan kimselere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Allah senin nefesinden sana daha yakındır. Dua ettiğin zaman seni duyar. Duanda samimi olman şartıyla yapacağın duayı kabul eder. Zira duada samimiyet ve ihlas duanın kabulü için en önemli şarttır. Öyleyse duanda samimi olduğunu nasıl bilirsin? Kendine şu soruyu sor. Ben bu dua ile ne istiyorum? Eğer cevabın Allah'ın rızası ise o zaman Allah duanı kabul edecektir. Yok eğer hedefin insanlara zarar vermek veya tamahkarlık veya dünya sevgisi ise bu durumda Allah belki duanı kabul edecektir. Fakat ahirette bu duadan bir nasibin olmayacaktır. Gerçek şu ki eğer duanda samimi olursan Allah'ın izniyle kabulünü de çabuk bulursun. Duanız kabul oluyorsa o zaman mutluluk ile dolacağınızdan da emin olabilirsiniz. Duanın kabul olması demek Allah'ın sizleri duymuş olması ve isteğinizden razı olması demektir. Bu da pek çok insan için gerçekten de önemli olan bir konu olarak karşınıza çıkıyor. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan biri kısmı şöyle. 1 numara, haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının, midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Eğer günahlarınla bilip dua ediyorsan, Allah'ın sana kızgın olduğunu bilmelisin. 2 numara, itikadı düzgün olmalıdır. Bidat ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte, bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. İbn-i Mace, ayeti kerimenin duanın tesir edilebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın iktidadının düzgün olması, Allah rızası için okunması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır. 3 numara, uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah-u Teala gafil bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez. Usul ve adabına rivayet ederek müminlerin yaptıkları dualar kabul olur. Mümin olmayan insanların yaptığı ise usul ve adabına uymadan yapılan dualar kabul olmaz. Kabul olmayan duaları şöyle sıralayabiliriz. 1 numara, kafirlerin duası kabul olmaz. İmansız insanların duaları kabul olmaz. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetlerin kabul olması için iman şarttır. 2 numara, gafletle yapılan dualar kabul olmaz. Kabul olması için duanın şuurlu olarak yapılması gerekir. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetler ancak bilinçli olarak ve samimiyetle yapılırsa kabul olur. 3 numara, Allah'a isyan halinde yapılan dualar kabul olmaz. Mesela içki içerken, kumar oynarken, gıybet ederken, hırsızlık yaparken, yalan söylerken yapılan dualar kabul olmaz. 4 numara, kafirler için yapılan dualar kabul olmaz. Nuh peygamberi kavmiyle birlikte eşi ve bir oğlu da iman etmemişti. Meydana gelen tufanda babasının çağrısını aldırmayan oğlu, gemiye binmemiş, bir dağa sığınır kurtulurum demişti. Peygamberin oğlu için ettiği dua, kafir olduğundan dolayı kabul edilmemişti. 5 numara, riya karışan dualar kabul olmaz. Duanın riya ve gösterişten uzak olması, ihlas ile yapılması gerekir. İbadetlerin kabul olması için ihlas ile yapılması gerekir. 6 numara, şirk karışan dualar kabul olmaz. İbadetlerin yalnız Allah'a yapılması gerekir. Yüce Allah pek çok ayette duanın sadece kendisine yapılmasını, kendisiyle birlikte başka ilahlara dua, ibadet edilmemesini istemektedir. 7 numara, günah bir fiili işlemek ve bir farzı terk etmek için yapılan dua kabul olmaz. Haksız yere yapılan dualar kabul olmayacağı gibi, bir günah işleme veya bir farzı terk etme konusunda yapılan dualar da kabul olmaz.